Şehirler yıldızlara benzer. Kimi kentler kutup yıldızı kadar keskin ışıklı ve yol göstericidir. Kimi şehirlerse çok uzak ve parlak zamanların aydınlığını fersiz ve titrek ışıklarıyla yansıtır. Bu şehirlerin hakiki ışıltısını görebilmek için onları yakından tanımak gerekir. Bir şehri tanımak, onun ışığını kesen kesif sis perdesini yarıp şehrin hakiki aydınlığını ve ruhunu görmemizi sağlar. Kırşehir bu tür şehirlerden. Ankara ve Kayseri gibi iki yıldız kentin ortasında onun ışıkları pek fark edilmez. Ama ona yaklaştığınızda nice karanlık çağların onda yanan ateşle aydınlandığını görürsünüz. Kırşehir, kadim medeniyetleri ağırlamış koca bir handır ki onların hatıralarını itinayla saklar hala. Kırşehir, yönünü fezaya çevirmiş bir ilim kervanıdır ki izleri diridir medreselerinde hala. Kırşehir, ahi evrandır ki sesi yankılanır durur hala. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir. Kırşehir, Türkçenin kalesidir ki burcunda Aşık Paşa'nın sesi bir bayrak gibi dalgalanır hala. Kırşehir, sevdalı bozkırın türküsüdür ki söylenir ozanların dilinde hala. Şu garip halimden bilen şüveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlü, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen. Selçukluların Anadolu'yu fethi sürecinde en önemli kale şehirlerinden biri de Kırşehir olur. Kırşehir'in bedeni ve ruhu 13. yüzyılın ilk çeyreğinde oluşmaya başlar. Bu yeni vatandan cihan devletine uzanacak medeniyetin ruh ve fikir öncüleri Kırşehir'de buluşur. ...1228 senesinde Mengücüklülerin Erzincan-Kemah kolunu hakimiyeti altına alan 1. Alaaddin Keykubat, Şebin Karahisar'ı direnç göstermeden teslim eden Muzafferüddin Muhammed bin Behram Şah'a Kırşehir'i dirlik olarak verir. Muzafferüddin Muhammed, ailesi ve yakınlarıyla birlikte Kırşehir'de yaşadığı sırada 1246 yılında Melik Gazi Medresesini inşa ettirir. Şehrin kültür, sanat ve ticari hayatını canlandırır. Ahmedi Gülşehri, Ahi Evran, Nurettin Cibril bin Cacabey, Şeyh Süleyman Türkmani, Aşık Paşa ve Yunus Emre gibi dönemin önemli şahsiyetleri Kırşehir'e gelir. Yeni bir aydınlanmayı başlatan bu medrese maalesef bugün ortada yok. Fakat medresenin kurucusu Melik Gazi Behram Şah bu kümbetteki kabrinde yatıyor. Türk çadırına benzeyen bu eseri Melik Gazi'nin eşi yaptırmış. Kendisi de vefat edince hayat yoldaşının kabri yanında ebedi uykusuna dalmış.
Muzafferüddin Muhammed bin Behram Şah'tan sonra şehre emir olan Nurettin Cibril bin Caca Bey, Kırşehir'i bilim, kültür ve sanat beldesi haline getirir. Onun en önemli eseri, görenlerde hala şaşkınlık ve hayranlık uyandıran bu gök bilim medresesidir. Caca Bey Gök Bilim Medresesi, 1273 yılında gümbür gümbür bir sesle yükselir şehrin semasında. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mübarek medresenin yapılmasını Büyük Sultan, Ulu Şahinşah, ümmetin koruyucusu, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, karanın ve denizlerin sultanı, İslam'ın ve Müslümanların yardımcısı, sultanların ve meliklerin efendisi, fetihler babası, Gıyasettin Keyhüsrev bin Kılıçarslan, Allah devletini daim kılsın, zamanında Allah'ın rahmetine ve mağfiretine muhtaç, Cebrail bin Caca, Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için 671 senesi aylarında emretti. Caca Bey, medrese, mescit, hankah, menzilhane, mektep ve zaviyeden oluşan büyük bir külliye yaptırmış, fakat bugün çoğundan eser kalmamış. Ancak ayakta kalan parçası bile o zamanın ilim düzeyini yansıtmaya yetiyor. Medrese duvarlarının köşelerindeki bu sütunçeler, ateşlenmiş bir roketin yükselişini anlatıyor. Düşünün, daha 13. yüzyıldayız ve atalarımız bırakın dünyayı, fezayı araştırıp yıldızların fethinin hesabını yapmaya çalışıyorlar. Bu hedef ve gayreti Kur'an-ı Kerim'den alıp yine onun rehberliğinde yürümüşler. Bu sebepten medresenin taç kapısına Nahl suresinin 90. ayetiyle Ali İmran suresinin 18. ve 19. ayetlerini yazmışlar. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara yardımı emreder. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka ilah yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka ilah yok, ancak O aziz, O hakim vardır. Bu ayetlerin çizdiği ufuk ve sınırlar içinde uzayın sırlarını araştırmışlar. Caca Bey Medresesi, matematik, fen ve astronomi dersleri verilen ilk medreselerden. Avlunun ortasındaki bu kuyu, yıldızları incelemek için yapılan rasat kuyusu. Üzerindeki bu aletse, kuyunun aydınlatılmasını sağlayan bir aydınlık feneri.
Rasat kuyusunun yanı sıra uzayın gözlemlendiği diğer bir yapı olan bu kule bugün minare olarak kullanılmakta. Minarenin üzerindeki kitabede Caca Bey'in duası yer almakta. Nurettin Cibril bin Caca Bey, Allah'ın inayetini istemekte ve sesinin daha göğe erişmeden bu dileğinin kabul edilmesini niyaz etmekte. Bu medreseyle beraber han ve irili ufaklı birçok eser bırakan Caca Bey, bu güzel mekanda defnedilmiş. Kabrindeki kitabenin yazıları bir ses olarak türbenin içinde dolaşıp kulaklarıma doluyor. Ey Seyfullah! Bu dünya bir durak yeridir. Burada her şey fani, her şey gelip geçicidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu fani dünyanın yorucu ve ağır zahmetinin doğruluk, yardımlaşma ve saygıyla hafifleyeceği, hayatın daha manalı ve yaşanılır olacağı fikri yine 13. yüzyılda Kırşehir'de doğar. Bu fikrin öncüsü Ahi Evran, Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak gayretindedir. Bu gaye ile özellikle esnaf ve sanatkarları örgütleyen Ahi Evran, Denizli, Konya ve Kayseri'den sonra Kırşehir'e gelir ve şehri ahiliğin merkezi durumuna getirir. Ahilik, temeli karşılıklı yardımlaşmaya dayanan bir esnaf teşkilatıdır. Ahilik kaynağını Abbasi halifesi El-Nasır döneminde Mecduddin El-Yusuf El-Rumi tarafından Bağdat'tan Anadolu'ya resmen getirilen Fütüvvet örgütünden almaktadır. Ahlak, akıl ve ilim ilkeleriyle çalışan ahiler, toplum hayatının güven, huzur ve adalet içinde yaşanmasını sağlamışlardır. İşte bu kurucu insan bu türbede yatmakta. 1236 yılında Horasan'da başlayan hayat yolculuğu 1320 senesinde 93 yaşındayken Kırşehir'de son bulmuş.
besmeleyle açılır dükkanımız. Ahi evrandır pirimiz, üstadımız. Cacabey Medresesi etrafında şekillenen ilim ve süratle genişleyen ahilik, şehri kısa sürede cazibe merkezi haline getirmiş. Sultan Veled tarafından Konya'dan Kırşehir'e gönderilen Süleyman Türkmani, Mevlevi kültürünü de katmış bu fikri cereyana. Bu yeni oluşum, Kırşehirli iki büyük ismi armağan etmiş tarihimize. Bunlardan birisi olan mutasavvuf şair Ahmedi Gülşehri, Feridettin-i Attar'ın Mantık-et-Tayr adlı büyük eseri Gülşenname adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş. Aynı dönemde ilk Türkçecilerden Aşık Paşa çıkar tarih sahnesine. Türkçeyi 1299 yılında resmi dil haline getirmek isteyen Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanından sonra Aşık Paşa'nın fikir ve serleriyle şahlanır Türk dili. Türk diline kimesine bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri. İnce yolu ol ulu menzilleri. Aşık Paşa, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunda temel meseleleri kavrayıp, fikirleriyle çözümler sunan bir düşünür aynı zamanda. Çözümü dil meselesinde bulan Aşık Paşa, işe Türkçeden başlar. Türkçe için fikirler getirir. Bir devlet için dilin önemini vurgular. 10.360 beyitten oluşan Garipname eseriyle Türkçenin sanat ve ilim dili olduğunu kanıtlar. Miraçname ve Mevlitlerin ilk örneklerini o verir. Onun açtığı yol, Süleyman Çelebi gibi bir Mevlit şairinin ortaya çıkmasını sağlar. İşte 1272'de doğup 3 Kasım 1332 günü Kırşehir'de beka alemine göçen Aşık Paşa bu türbede yatıyor. Türbe ziyaretimi onun büyük eserinin son beyitleriyle tamamlıyorum. Her kim dinlerse bu sözü ey Celil, rahmetin olsun ona her dem delil. Eydene, dinleyene ve yazana rahmet eyle ya ilahe rabbena. Bu zirve isimlerin eserlerinden bir çağlayan halinde dökülen Türk dili Kırşehir'de hala sonsuzluğa akmakta. Kim sorarsa, yazdın bunları niye? Gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye, her yerde göğsümü germek istiyorum. Şemsi Yastıman'a bu dörtlüğü söyleten şehir, gerçekten bir ozanlar diyarı. Gurbette olsalar da hep memleket hasretlerini seslendirmişler. Şu Selçuklu eseri Lale Camii, gönüllerinde sırça saraya dönüşmüş. Hacı Bektaş, Ahi Evran Sultanı, Aşık Paşa, Kaya Şeyhi Cananı, İmarette neslim Şeyh Süleyman'ı, aşk ile bağrıma sarmak istiyorum. Ahi Evran, çarşı içi, hükümet, kümbet altı, kaya başı imaret, akrabayı, eşi dostu ziyaret, uğrayıp hal hatır sormak istiyorum. Yaraladı bu aşk beni, yaraladı bu aşk beni. Bu ozanların arasında Neşet Ertaş ismi bir efsane halini aldı. Çalan olmadı.
Orta Anadolu bozdağının çağımızdaki ustası olan Ertaş, Bozkır'ın tezenesi olarak anıldı. Mütevazılığı, hoşgörüsü ve sanatkarlığıyla sanatını bir çınar bakarıyla temsil etti. Yoksulluğuna rağmen asla piyasa türkücüsü olmadı. Cenazesinde Türkiye'nin tüm kesimleri bir araya geldi. Ahi Evran'ın birlik fikri onun bu töreninde sanki yeniden canlanmıştı. Neşet Ertaş'ın baba ocağı olan evin önünde iki çocuğu bağlama çalıp söylerken gördüm. Yanlarına sokuldum. Neşet Ertaş'ı dinler gibi dinledim onları. Sen mi ağladın, beni sen yaktın. Dünyayı görünce olacak sandım. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Bir rengi gözünde solan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Kırşehir'in eski yaşamından bazı kesitler Ağlar Konağı denilen bu mekanda yaşatılıyor. Günümüzde yapılan binalarla mukayese edersek kullanım ve hayat standardı yüksek bir yapı özelliği öne çıkar. Ahşap işlemelerle süslenen bu konağın mutfağı da göze hitap eden bir gösterişte. Rahat hareket edilebilir bir mekan. Geçmiş zamanlar sanki bu konağın içine hapsedilmiş. Girdiğim her odada kaneviçe işleme çiçeklerin kokusunu alıyorum. Bir Kırşehir türküsü dinler gibiyim. Horasan'dan doğan, Anadolu semalarında yankılanan bu ses, Kızılırmak'ın sularıyla açılmakta dünyaya. Kızılırmak'ın uzun ve zarif boynundaki gerdanlıklardan en güzellerinden biridir Kesik Köprü. Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1251 yılında takılmış ırmağın boynuna. İpek yolunun bu güzide köprüsü, o devirde başşehir olan Konya ile Kırşehir'i birbirine bağlarmış.
O devirlerin kervanları, aynı adı taşıyan bu kervansarayda konaklar, Kızılırmak'ın sesiyle atarmış yorgunluklarını. Bu kervansaray da Caca Bey'in eserlerinden. Köprüyle yaşıt. Buyurun birlikte gezelim. Bir zamanlar ticaret kervanları ve yolcularla dolup boşalan, at sesleri ve deve çanlarıyla yankılanan avlu, eski hareketli ve kalabalık günlerini arar gibi hüzünlü gözlerle bakıyor bana. Kırşehir'le Ceyhun Atufkansu'nun Kırşehir türküsünden dizeleriyle vedalaşıyorum. Kervansaray pembe pembe gülünce, emir burnu kızıl kızıl olunca, eğik dallar elma armut dolunca, kendime yar seçtim ben Kırşehir'i.